Şimdi deklarasyonun yayınlanma tarihine bakmak gerekiyor. Özellikle 100 yıldır Orta Doğu coğrafyasında çözümsüz bir şekilde bırakılan sorunların çözümünün tek anahtarının Sayın Öcalan'ın oluşturmuş olduğu paradigma olduğunu tarih bize gün be gün gösterdi. Ve biz şunu söyledik, Orta Doğu barış içerisinde yaşayabilmesi için keskin sınırların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu da demokratik konfederalizmle olabilecek olan bir yapıdır. Ulus devletlerin özellikle halklara vermiş olduğu zararı gördüğümüz zaman şu anki Orta Doğu'nun kan gölüne dönmesinin tek sebebi ulus devletin toplumsal sorunları çözmesindeki yetersizliklerdir. Özellikle Sayın Öcalan'ın paradigmasına biz baktığımız zaman çok ciddi anlamda sorunlara çözüm içerdiğini gördük. Dedik ki Sayın Öcalan'ın paradigması bütün halklar için geçerlidir. Ve özellikle Türkiye'de, Orta Doğu'da yaşanan sorunların çözümüne şu ana kadar herhangi bir öneride bulunulmamıştır. Sürekli güvenlikçi yaklaşım ve askeri operasyonlarla binlerce, milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir süreç yaşanmıştır. Bu sürecin ortadan kaldırılması için somut bir proje gerekiyor. Bu da Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu demokratik konfederalizm paradigmasıdır. Bunun için çok çok önemlidir ve özellikle ülkeyi yönetenleri de bunu çok iyi gördükleri için son 2,5 yıldır Sayın Öcalan'ın üzerinde ağır bir tecrit politikası uyguluyorlar. Bu tecridin bir an önce kaldırılması gerekiyor. Sorunların çözümünün de muhataplarıyla çözülmesi gerektiğini bizler söylüyoruz. Biz şu anda biliyoruz ki Türkiye'de bir kaos var. Aslında Orta Doğu'nun tamamında var şu an. Bir buhran, bir kaos vardır. Ama özellikle de Türkiye'de bir kaos var. Biz bu kaosunda bu ekonomik sorunların da Kürt sorunu çözülmemesinden bağlıyoruz. Onun için Kürt sorunu çözülmesi için de var olan Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması aslında. Tecrid aslında birçok şeyin tıkanmasına neden oluyor. Yani biz barış sürecindeki durumu hatırladığımız için kendisinin açıklaması aslında bana izin verilirse, fırsat verirse ben bir hafta içinde Türkiye'deki silahlı çatışmayı bitirebiliriz. Biz buna şans vermesinden yanayız. Biz ilk başta bu yolun açılması için cezaevindeki tecritlerin kaldırılması, özellikle de Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecrit kaldırılması ki barış sürecinin yeniden hayat bulması, vücut bulması. Bu bugünkü çağrımız da aslında biraz da kamuoya, Türkiye topluma, Kürdistan topluma, bütün halkımıza aslında bu çağrı yapıp burada bir tecritin kaldırılması için yeni bir sürecin başlaması için bir çağrı yapacağız burada. Ve direksiyonu jibuna gavavetine aşitî. Jibû ve kevî. Jibuna ku em bibêjin yekîtiya Kürdan were çêkirin. Ku serê çanta bi serokatî re hevdîtin çê nabe. Ku hatine xitmandin te xeber ki ti dost ki ti tişkî xeber ki jêtir neye. Jibû direksiyona wî bi gavetine yek ew e. Evet diye şubuna kuvvet şarık şarık gemari ile ser kurda teme şandın ku sazarup ki kurda kudur roş avata cikati hemen mazın çeydibin ku Filistin'e çeydibin dekte evka vana gavi vetina gemari ak bakırış de sero beri le roş avakız sero ne katare le Filistin'e kız. Yani gemariye man bhavrad mesşak, rina man bhavrad mesşak. Denge man eko kurda bısılmanın ya. Demek ki ne bısılman ali, bısılman avıken. İro gelo açıbı ezdifya şu anda pırsım. Edveşim ki ko Rojava ne bısılman bu. Zdaki Rojava ne bısılman bu. Enveşim bi hazara ta 5000 insana bi avu, bi nanu, bi tışır bana ne bısılman bu. Gava vetina me yek emin jibun avyavu ko yekitik içeyipken. خون خونه نایشوشتن، خون آبی تشویب صابون تشویشتن. گرهم دیا هنی به هر دست خون دست هفده آشیتی که مایندر شیبه، گو آشیتی چنده به گل تری دایک ورشیو تانده. گو آشیتی که چنده به گاوایتن که کو مایندر چنده به گل بگن. هر رو جنازه زارکه کرده دایک بسته دایک داده. ام بیا ام نخواست. چون اب گاوایتن آیا که امین Evet. Evet, emin bu serokatiye. Bu ekemin aslında bu serokatiye. Demek ki serokatiye azat ne ve anahtara barışı, gavabetine barışı ömraniye.